Kızlar, 2 dakika bizi bir yalnız bırakabilir misiniz? Tabii, olur. Ne oldu? Sabah kankilerinin yanında atar yapıyordun. Pişman oldun. Aklın başına geldi. Ve benimle romantik bir an yaşamak istedin. Kısmı. Yani evet, aklım başıma geldi. Baş başa olalım istedim. Ama romantizm için değil. Kimsenin tanık olmasını istemediğimden. Ne uzatıyorsun? Söyle. Daha uzatmayacağım işte. Ben de onu söylemek istedim sana. Ben artık daha fazla uzatmayacağım. Gidiyorum. Ben artık senden gidiyorum. Ay, çok üzüldüm. Ağlayacağım şu an resmen. Biliyorum. Biliyorum, sen yorma kendini. Hiç umurumda olmadığını, çok da fifi olduğunu falan. Biliyorum yani. Hatta beni sevmeyi bırak, hoşlanmadığını da biliyorum. Ama şöyle bir gerçek var ki, Ömer'e yaptığın şey hastalıklı bir şey. Ben böyle bir kızı sevemem ki. Yüz verdim diye oldu bütün bunlar, değil mi? Kendini bir şey sandın. Bana böyle her istediğini söyleyebileceğini falan mı düşündün? Kendini şaşırdın ha iyice sen. Sen zavallısın. Ha, tabii. Var mı başka söyleyip rahatlamak istediğin bir şey? Var. Nefret ediyorum sizden. Artık senden de. Biliyorum. En çok da kendinden ettiğini biliyorum. Ama korkma, tamam? Bunu içimde saklayıp gidiyorum. Kendine iyi bak, olur mu? Hoşça kal. Harika. Gerizekalı! Efendim, ben nefret ediyorum. İyi de evde kitap açmazsan olmaz ki bu iş. Ben yokken de çalışıyor olman gerekiyor Kadir. Biliyorum. Biliyorum hocam. Ben bulacağım bir yolunu. Umarım. Neyse, o zaman bugün okul çıkışı şöyle bir en baştan tekrar bakarız. Ama sadece bugünlük bak. Bu sefer acımam, basarım zayıf diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Tamam abi. Kadir'im. Akşam depoya adam lazımmış ya, mallar taşınacakmış. Birisini arıyorlar yani, ben de seni söyledim. Harbi mi diyorsun oğlum? Evet oğlum, senin numaranı verdim, seni arayacaklar. Oğlum kralsın lan sen. Lan kralsın. Ay be oğlum, ne olacak kaçma. Ben bir ortalık toparlayayım yani. Hocam, izin verirseniz ya, benim arkadaş bana bugün için bir iş ayarlamış da, taşıma işi. Gidebilir miyim oraya? Yani bu seferlik git bakalım. Ama sınav yaklaşınca bunları kabul etmem, bilesin. Asla hocam, asla gitmem. Bir de o zaman yarın ders çalıştıktan sonra öyle hemen kaçmak yok. Yani takılacağız biraz. Bu da bugünkü kaytarmanın cezası. Böyle cezaya var ya, can kurban. Ya çok kötüsün. Vallahi bir yaşıma daha girdim ha. Harikaya bak sen. Tam şeytan. Hani anasına bak kızını al derler ya. İşte aynen öyle. Vallahi Nebahat Hanımcığım, benim oğlan bu kızla biraz böyle bir hoşlaşıyordu. Aman aman aman, evlerden ırak. Yani Suzan da küçücük kızın oyuncağı olmuş. Komedi. Yani kadını da anlamak lazım. O da böyle kızının kafasını karpuz gibi açıldığını görünce ne yapsın kadıncağız? Ay aman Şengül, sus sus. Vallahi gözümün önüne geliyor da yani içim kalkıyor. Bu Ömer de ne kadar şanssız çocukmuş ya. Çok şanssız, çok. Ah, Ömerciğim. Ah. Nebahat Hanım,
Bunlar mağduriyet konusunda bana müthiş bir ilham verdiler. Sana zahmet bunu kafama bir vurur musun? Şengül saçmalama, manyak manyak konuşma, ben onu niye senin kafana vurayım canım? Aa, hayatta yapmam öyle bir şey. Nebahat Hanımcığım, vallahi çok zor durumdayım. Sana bir itirafta bulunacağım. Ben Orhan için bir ölüyüm artık. Ne arıyor, ne soruyor. Hani belki yaralandım dersem, merhametli adamdır. Gelir alır beni buradan. Ay Şengül, yürü hadi git. Bak işine gücüne ya. Saçmalama, böyle şey olur mu? İyi peki. Başına kalacağım ama senin ha. Hayır, ben niye onu senin kafana vurup da yaralayayım? Bunun çok daha basit yolu var. Sen bekle orada. Geliyorum. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.